sulandırıcı olarak ise Ginkgo ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Ha, bizim üretmiş olduğumuz Ginkgo Forte farklı. Forte adı üzerinde neden Forte? Ginkgo'nun yaprağının birleşimindeki etken madde %0,25 ile %0,5, yani binde 2,5 ile 5 arası. Kişi Ginkgo'nun yaprağının çayını içse 1 ton etkisi olur. 1 ton da çay içemeyeceğimize göre Ginkgo'nun mutlaka damıtılarak veya ekstraksiyon veya destilasyonla ekstraktının elde edilmesi ve bundan da damla drajeye kullanılması gerekir. Aksi takdirde yaprağının çayını içmekle tedavi olunmaz. Ginkoloidler kan pıhtılaşmasını önleyen çok özel bir faktör içerir. Yani beynin fonksiyonlarını bu nedenle artırıyor. Beyne kan akışını artırır. On binlerce insan üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Ginkgo Türkiye'de pek bilinmiyor. Mavet ağacı veya bazıları şimdi buna başka bir isim takmaya çalışıyorlar. Japon kirazı. Ginkgo Ginkgo. Japon kirazı demene gerek yok ki. Meyveleri kiraza benzediği için, yani kiraz büyük olduğu için Japon kirazı. Bunun meyvesi yenmez. Ha, Çinliler yiyor, kavuruyorlar vesaire. Şimdi Ginkgo'nun beyin fonksiyonlarını artırır, kan akışını artırır, unutkanlığı önler, hafızayı güçlendirir. Alzheimer başlangıç safhasında müdahale edilirse Alzheimer'ı önler. Kulak çınlamasını önler. Yani beynin fonksiyonlarını artırdığı gibi baldır ve bacaklardaki diğer organlardaki kan akışını da artırır. Alıçsa kalp damarlarını besler, kalbe kan akışını artırır. Kalp damarlarında oluşabilecek plakları çözer, kalbi besler. Bununla da ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispat edilmiş.